Dedi ki, yaşadıklarımız bizim beynimize kaydediliyor mu, kaydedilmiyor mu? Dedi ki, yaşadıklarımız bizim beynimize kaydedilmiyor. Bizim beynimizde hafıza merkezi yok. Hafıza bizim ruhumuzda var ve yaşadığımız her şey bizim ruhumuza kaydediliyor dedik. Yani bizim hafızamız bizim ruhumuz dedik. Ve bizim beynimize kaydedilmeyip de ruhumuza kaydedilmesinin avantajları var dedik. Bir insan öldükten sonra 100 sene, 200 sene geçer, onun beyninden artık beyin nöronlarından hiç eser kalmaz. Fakat onun yaşadıkları hep canlı durur. Eğer onun beynine kaydedilseydi, beyni toprak olduktan sonra yaşadıklarına da ulaşılamazdı. İşte bizim yaşadıklarımız her zaman canlı kaydedilsin diye yaşadıklarımız ruhumuza kaydediliyor. Ve bizim ruhumuz, fizik bedenimiz öldükten 52 gün sonra bu dünyadan ayrılıyor, ruhlar haline gidiyor. Bizim yaşadığımız dünya 4 boyutlu dünya. 4 boyutlu evren, ruhumuzun yaşadığı evren 5 boyutlu evren. Bu 4 boyutlu evrenimizde maddeden oluşuyoruz. Yer çekimi var, mekan var, zaman var. Ama 5 boyutlu evrende madde yok, mekan yok, yer çekimi yok, zaman yok. Dolayısıyla zamanın olmadığı bir yerde de ölmek diye bir şey yok. Yaşadığımız her şey ruhlarımıza kaydedilir ve ruhlarımız onları sonsuza kadar bilgi olarak hiçbir şey eksiltmeden taşırlar. Bir ruhun ikinci ruhla bir araya gelmesi, bugüne kadar yaşamış 10 milyardan fazla ruhun hepsinin bir araya gelmesi bir ruhlar denizini oluşturur. Aynen su damlalarının 10 milyarının birbiriyle bir araya gelip bir göl oluşturması gibi. Bir ruhun bütün kayıtlarını, onun yanındaki bütün ruhlar, bütün ayrıntılarıyla görebilirler. Bu ruhların iç içe olup bütün bilgilerini birbiriyle paylaşması, birbirinin aynası gibi göstermesine biz levh-i mahfuz diyoruz. Ve dedik ki işte bunu bize anlarsın. Siz hemen gittiniz. 1816-1820 yılları arasında 4 yıllık bir periyotta bir köy yaşantısını ele aldınız. Ve sonrasında onların vefatından sonra, işte şimdi mesela ruhlar aleminde, 5. boyutta ruhlarının her şeyi kaydettiğini bize anlattınız. İşte bütün bu kayıtlara levh-i mahfuz, levh-i mahfuz, muhafaza edilen kayıtlar deniyor. Elinize yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Allah razı olsun.